kıyafetlerimizin olduğu yere çıkıyoruz. Kırmızı halılar eşliğinde. Tuğçe'cim. Evet, Serkan bugün, bizim için her şeyi hazırlamış. Bugün bunları pisleteceğiz. Valla bahsetmedik, biz eğitime geldik, çok heyecanlıyız. Biraz sonra başlıyoruz. Önce teknik ve teorik olarak başlayacağız. Ondan sonra alana gideceğiz. Tabii orada da şunları giymemiz gerekecek. Her şey güzel olacak. Bakalım kaç kere düşeceğiz. 2 günlük bir enduro eğitimi alacağız. Çok güzel yerlerden geçeceğiz. Çok acayip işler yapabileceğiz mi bilmiyorum. Fakat çok acayip işler yapmayı deneyeceğiz. Ama bilmiyorum. Böyle akşamdan beri kollar böyle, ayaklar böyle. Kendime bunu kurdum yani gerçekten. En azından Serkan şunu söyledi. İkimiz de kendimize göre en uygun motorları tercih etmişiz yapmak istediğimiz işlerle ilgili. Bayağı bir sohbet ettik aşağıda. O konuda içimiz rahat. O da bizi eğiteceğini inanıyor. Çok umarım, eğleneceğiz. Eğleneceğiz o kesin. Umarım kendimizi kırmayız. Motorları kıracağız da kendimizi kırmayalım yeter yani. Hadi bakalım. Hocam ve kocamın destekleriyle giyindikten, pardon, ters giydirildikten sonra en sonunda hazırdım. Kafam küçücük kaldı. Vücut yapmışsın. Bayağı kaslandım görmeyeli. Şuraları falan da geliştirdim. Hayırdır, nereye böyle? Nereden ama geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Sürüşe çıkacağız, çok az kaldı. Hazırlandık. Teknik kontrollerimizi yaptık. Biraz mekanik bilgiler edindik. Motor bakımı hakkında, motorlarına nasıl bakmamız gerektiğine dair. Birazdan da gidip motorumuzun üstünde işte böyle vücut pozisyonları falan çalışacağız. Sonra kapalı bir alanda çalışmalarımız olacağını tahmin ediyorum. Ondan sonra da düşeceğiz. Hazırım. Arkamdaki madalyalar zaten her şeyi ifade ediyordur diye tahmin ediyorum. Az sonra motorlarımıza binip önce bir miktar tabii ki asfalttan gidip ondan sonra araziye geleceğiz. Biz hep şöyle düşünmüştük Fatih'le, bu motorları alırken hedefimiz arazide sürmekti. Ama böyle çok sert bir arazi sürüşü yapmak gibi bir planımız, hedefimiz, hayalimiz hiç olmadı. Sadece gezerken, sadece yollarda değil, araziye girip gezmek ve girdiğimiz arazilerin hakkını verebilmek istiyorduk. O yüzden zaten bu iki motoru tercih etmiştik. Hani YBR ile de giriyorduk ama böyle motorlarla girmek çok daha keyifli oluyor. Ama büyük ve ağır motorların da bir takım daha ekstra tabii ki zorlukları var. Buraya da eğitim almaya, bu zorlukları yenmek, en azından yenmeye çalışmak, neler yapabileceğimizi görmek için geldik. Heyecanlıyız. Bunun için çok uzun bir süredir Krakow'da haftada 3 olmak üzere 9 kilometrelik koşularım falan oluyordu. Squat çalışıyordum sürekli. Umarım bu yaptığım antrenmanların etkisini bugün ve yarın göreceğim. Hayırlısı. Sana oldu mu bilmiyorum ama ben kıyafetleri giyince bir 2-3 beygir kazandım. Yani havaya girdim. Sanki şuradan teker yapıp böyle stopiyle dönecekmişim gibi falan hissediyorum. İşin şakası tabii. Ama heyecanlıyız. Bak elimden anlaşılıyor. Ready to race. Tuğçe'nin gözü seyiriyordu hatırlarsanız önceki videolardan. Benim de elim seyirdi. Benim hep dalga geçiyor ya. Ve alkışlarla hocamız geliyor. Evet. Hazır mıyız ekip? Hazırız abi. Harikasınız. Heyecanımız. Tuğçe bomba gibisin. Fatih gayet güzel. Formu yerinde. Ve Ready to Race. Harika bir sürüş için ekip hazır. Hazırız valla. Sen Ready to Race'sin de biz acaba öyle miyiz acaba? Siz bakalım. Öylesiniz. Hadi kesinlikle. Bakalım. Ben zaten enerjimi sizden alıyorum arkadaşlar. Sizi hazır gördüğüm için bu moddayım.
Serkan şimdi Transanatolya'dan sonra bize böyle çerez tadında, kendisi için tabii, bizim için büyük bir adım olacak. Evet. Bir eğitim verecek. Aynen öyle. Bugün ve üzerinden mekanik konulardan geçtik değil mi Serkan? İlk başlangıcı araziye motosikleti hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Araziye çıkmadan önce motosikletimizin kontrollerini yaptık. 6.90 ön duramızı ve 7.90 adventure'larımızı şöyle bir özetle gözden geçirdik. Şimdi arazide de bazı şeylere dikkat edeceğiz, bakacağız. Ve hemen kapalı park parkurumuzda Türkiye Enduro Şampiyonları'nın ve Motocross Şampiyonları'nın düzenlendiği kapalımızda bazı sınır teknikler üzerine yoğunlaşacağız. Motorlarımız arkada ısınıyor. Yanımıza bir tane de 250 TPI bir sürüş eğitim için bir motor da alıyoruz. 6.90 da götürüyoruz, 7.90 adventure'ları da alıyoruz. Güzel bir başlangıç yapacağız. Yarın da açık arazide bol sürüş var. Haydi bakalım. Ödülümüz o. Haydi bakalım. Süper. Motorlarımızın hasar görme ihtimali olan camlarını ve aynalarını da söktükten sonra yola hazırdık. Başlangıçta ne kadar gergin olduğum her halimden anlaşılıyordu. Serkan hocam yerinde bir müdahaleyle kollarımı ve beni rahatlattı. Ayakta sürüş pozisyonları, ayakta sürüş esnasında vites yükseltme ve düşürme, viraja girerken motorun üzerindeki oturuş pozisyonumuz, kollarımızın ve bacaklarımızın olması gereken halleri üzerine epey pratik yaptık. Hocamız motoruyla oynuyor. Bana artistik yapıyor ya, benim yapamadığım şeyler yapıyor. Burada şimdi alanımız var, çadırımız var tabii ki Anlas. Alttan geçsin. Öğle yemeğimizi de burada yapacağız. Mangal yapacağız. Hoparlörümüz, müziğimiz falan her şey var. Biraz abarttık. Keyif tadındayız. Şuradan da çok güzel bir dere akıyor. Keyfimiz yerinde. İşte böyle. Çok güzel. Bir başka videomuzda zaten Serkan'ın şu karettasını anlatmıştık. Onu oradan seyredebilirsiniz. Burası da mekanımız. Motorumuzun sehpasını aldık. Aracımız derimiz. Bizim biraz çocuklar da gölgede. Yemek molasından sonra artık sabahtan bu yana öğrendiklerimizi pekiştirebilecek bir parkurda sürmeye hazırdık. Serbest sürüşe başlamadan hemen önce dik rampa inişleri ve çıkışlarında motor üzerinde ne şekilde konumlanmamız gerektiğini öğrendik. İnişlerde vücut ağırlığımız olabildiğince gerideyken, tırmanışlarda vücut ağırlığımızı olabildiğince öne taşımamız gerektiğini artık biliyorduk. Tamam.
Tuğçe'nin harika debriyaj hareketleri. Evet, Türkiye Motocross Şampiyonası'nın yapıldığı, Dünya Enduro Şampiyonası'nın yapıldığı motocross test etabında Tuğçe ile Fatih KTM 690 Enduro ve 790 Adventure R'larıyla eğitimin birinci günün sonunda gayet güzel bir şekilde turluyorlar. İyi yol aldık arkadaşlarla, gayet güzel, gayet heyecanlı geçiyor. İkisi de çok çalışkan, çok başarılı, çok yetenekli iki arkadaş. Ya açık arazide yaklaşık 100 kilometrelik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bugünün son programıydı motocross parkuru. Çünkü biraz motosikletin araziye hazırlanışın hemen arkasından oturma pozisyonları, ayakta sürüş pozisyonları, viraj çalıştık. Rampa inişleri, çıkışları çalıştık. Ve bu parkurda da tüm bu çalıştığımız programların tamamını deniyoruz şu anda. Demosunu yapıyoruz aynı zamanda. Ve böylelikle günü bitiriyoruz. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Mükemmel bir parkuru geçtik. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel işler terledik. Çıkartıyor. Tuğçe'nin hocamız... şu andaki durumunu görüyorsunuz. Ne kadar dinç, zinde. Kan ter içindeyim yani. Fatih. İçimi bir de görseniz. Evet Fatih de. Fatih hocam. Türkiye Motocross Şampiyonası'nın yapıldığı Dünya Enduro Şampiyonası'nın motocross test etabında 4-5 tur attı arkadaşlar büyük evet. Kuşlarla. Bir yerde iki tekerliğimi havalandırdım gördün mü? Gördüm evet yani. Onu da gözümden kaçmadı. Arkadaşlar şovlarını da yapıyor. Evet gerçekten evet. Güzel. Günün son etabıydı burası. Yarın daha güzel şeyler yapacağız. Kameralar önünde söylemek istediğim çok önemli bir detay var.
bir sürü insan araziye giriyor ve işte eğitim alıyorlar, bir şeyler oluyor filan. Hep düşüyorlar. Düşmek çok normal tabii ki de. Başlangıçta insanların düşmeden eğitilmesi onlara çok güven veren bir kesinlikle şey. Eminim bugün Serkan isteseydi bizi bir sürü yere sokup benim oraları geçemeyeceğimi bana kanıtlayabilirdi. Ama sağ olsun gerçekten tam olarak neye ihtiyacım olduğunu gözlemleyip ona göre şekilde egzersizler yaptırdı ve parkurlardan geçirdi. Ayrıca gerçekten teşekkür ben ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle çalışmak, sizinle yani arazide sürüş yapmak benim için de çok büyük bir keyif, çok büyük bir eğlence. Ben size çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Keyifli ve öğretici bir günü sağ salim tamamladıktan sonra arkadaşlarımızla da buluşmak için Kaleköy'deki evimizin yolunu tuttuk. Bitirdik ve evimize geldik. Evimiz mükemmel bir yerde ve çok da güzel. Tepeköy'deyiz, bir arkadaşımızın evi. Bu akşam motorlarımızın yanına iki motor daha gelecek. Başka arkadaşlarımız da geliyor. Şimdi evimize giriyoruz. Çok güzel bir bahçemiz var kocaman. Önümüzden de inekler geçiyor sürekli. Zaten böyle cırcır böcekleri sesleriyle, kuş sesleriyle uyanıyor ve uyuyoruz. Çok da güzel oluyor. Böyle de bir oturma alanımız var. Bir de sinekler var. Her zamanki gibi eksik olurlar mı? Olmazlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Burası da evimiz. Evimiz çok tatlı ya. Böyle bir salonumuz var. Burası mutfak kısmımız. Şöyle. Burası da yatak odamız.